Yani cennette bir köşk yaparız falan desen de oluyor yani. Tamam. Hani eskiden bizim ihvan öyle derdi. Akşam yaklaşırdı, biz çocuktuk tabii, yaşlı ihvanlar gelirdiler. Ağaçları diktiniz mi arkadaşlar derdiler. Herkes ağaç dikme. Nasıl ağaç dikme? Resulullah Sübhanallah ve bihamdi dersen cennette bir ağaçtır. Tabii millet anlamıyor, ne ağacı dikeceğiz akşam saat. Kardeşim namazdan evvel 100 kere Sübhanallah ve bihamdi. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir keresi nedir? Kâne lehu hirâsen fil cennet. Cennette bir ağaçtır. Miraç gecesi İbrahim aleyhisselam Resulullah ne söyledi? Ekri ümmeteke minnis selam. Ümmetine benden selam söyle. Ekbiru mennel cennete kıyan. Cennet kupkuru arazidir. Başını çıkaran bir ot yok. Ne yapsınlar? Ağaçlandırsınlar. Ve ne hirâsâ. Cennetin ağacı nedir? Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Adam bir tesbih namazı kılsa 300 ağaç. Allah Allah. Nasıl ağaç biliyor musun? Öyle senin gibi. Tırışkadan ağaçlar değil mi? Belediyenin diktiği. Nasıl ağaç? 100 sene atlı koşuyor, gölgeyi kesemiyor. Bu Buhari'dir. 100 sene atlı koşuyor, öyle ağaç. Bir yaprak bir ümmeti gölgelendiriyor. 70 bin kişi altına girer. Ya. İşte ağaçları diktiniz mi derlerdi. Anladın mı şimdi? Sen de böyle. Bu şimdi dediler ki ya Resulallah, hem adam keyfini getirecek hem de cennette köşk. Bu ne bolluk? Resulullah da buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Peki o suyu helalına dökmeseydi de haramına dökseydi azap var mıydı zina? Oo, cehennem tutuşmuş bekliyor. E peki dedi, o zaman günah oluyorsa helalıyla yetindiği için de cennette köşk vardır. Allah Teala böyle yapıyor. Ondan sonra gusül etmesi gerekiyor. Bu gusülden ağırlanmak çok beladır. Nasıl gusül edeceğim şudur budur. Ya bu bak şimdi ne var? Her yıkansa cünüplükten, yalnız şeye çok dikkat edelim. Tırnak içindeki kirler, bir tırnak uzaması, ayak tırnaklar uzaması. Ya bazı adamlar, mübarekler, benim de yanımda da rastlıyorum yani. Ayağında bir tırnak var, su girmez ya. Su girmez abi. Buna ameliyat lazım, su sokmak. Ya kes da şunu be kardeşim, kes da. Bu ne iştir ya? Eti geçmeyecek baba bak. Bu et. Bu tırnak etle denk gelecek. Burayı böyle yaptığın zaman bu eti geçti mi? Sıkıntı bu. Bak etten denk gelecek. Efendi babamız Alaaddin Efendi ayaklarının kenar köşelerini kanatırdı ya. Kanatırdı ya. Öyle bu ayak meselesi. Orana bir sakız yapışır bir şey. Olmaz guslün ya. Bir yerinde bir şey olur. Her kıl ucuna gidecek. Yalap şalap işler yapma. Gusül alıyorum diyor. Nasıl? Benim diyor şey çok güzel diyor. Duş. Üstten bir açıyorum diyor. Şar şar. Nerene değdi nerene değmedi mübarek. Senin vücudun da dümdüz değil ki mübarek. Engebeli arazi gibi ya. Bunu el gidecek. El. Her yerine el gidecek. Nasıl girsin bu suya? Böyle dönüyor yana, dönüyor bu yana. Masaj da açmış. Gusletmiş. Ya masaj başka keyfini bana ne ya? Gusül bu ya. Suyu ona göre kullanacaksın. Sağ omuz 3 kere, sol omuz 3 kere. Evvela pislik varsa bir oralar yıkanacak. Çünkü pislik bu sefer hep öbür tarafa bulaşır. Evvela bölgesel temizlik yapılacak. Ondan sonra abdest alınacak. Abdesti gusülden önce alacaksın. Sonra alan bizden değildir diyor. Çok tehlikeli bir durum da var. Abdest önce alınacak. Normal bildiğimiz abdest. He? Ondan sonra 3 kere baş. 3 kere sağ omuz. 3 kere sol omuz. Ondan sonra cemî beden, elle ovuşturulmak sünnettir. Böyle. Sırtına mırtına elin gidecek. Her yerine. Ayaklarına eğileceksin, edeceksin. Bu gusül işi hassas iş bu. Adam cünüp gezer haberi olmaz ya. Peki bunu ne diye yapacaksınız? İbadet diye yapacaksınız. Bu Allah'a kulluktur. Bu Kur'an'ın emridir diye yapacaksınız. Bunu alışkanlıktır diye yapmayacaksınız. Bu ananızdan atanızdan kalma bir gelenek değil bu. Bu Allah'ın dininin emri bu. Eğer cünüplükten doğru yıkansa sünnet üzere, o kitapta bütün sünnetleri var. Abdestten bakın. Bu diyor ne kadar sevap alır diyor. Dünyada bütün yaratıkların yapabileceği ne kadar ibadet varsa, aklınıza ne geliyorsa namazından, zikrinden, Kur'an'ından, haccından, ömresinden, İslam'da ne kadar ibadet var, hepsini bir anda yaparak Allah'a yaklaşmış olur.
Bir gusül o kadar sevap getirir. Ve beriye minen nifak, münafıklıktan kurtulur. Ve kutibe indallah mine sıddıkın. Allah katında sıddıklardan yazılır. Guslün çok şeyi var. Bir yandan bedeni yıkayacağız, bir yandan kalbi yıkanacağız inşallah. Ne diyor Şakir-i Belhî Hazretleri? İhsil kalbeke bil hüzni. Kalbi üzüntüyle yıka. Kalp nasıl yıkanırmış? Ne demek üzüntü? Yani çok keyifli ve neşeli olmak iyi değil. Adamın, Efendi Hazretleri keyif girdi bunun kafasına. Kafana keyif girdi mi artık ne yapacağım belli değil. El hüznü rafîkî râbe buyurdu Resulullah. Üzüntü benim en büyük yoldaşımdır. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müttevâsıl el hüznü daimel fikir. Resulullah nasıldı? Devamlı üzüntülü, devamlı düşünceli. Tamam. Üzüntü kalbi yıkar. Sevinç kalbi öldürür. Sevinç taşkınlık getirir. Üzüntü teskinlik getirir. Üzüntü ahirete yaklaştırır, ruhu bayram ettirir. Sevinç, nefsi çok sevindirir ve harekete geçirir. Kalbini hüzünle yıka. Yani Allah için üzülmek, ahireti düşünmek, kabri düşünmek, ölümü düşünmek, bu insanlar cehenneme gitmesini, ahirette neler olacak, ne azapla, bunlar da nasıl kurtulur acaba, bunları dert etmek. E bu kadar dünyada insanlar aç, susuz, fakir, muhtaç, zelzelede, tsunamide, işte onları, yani hep böyle üzüntülü şeyler. Ama şimdi bütün milletin derdi ne? Ya hiç üzülmeyin, çok yaşarsınız. Ya üzüntü, bu ayrı bir şey. Bu din derdi bu. Vaksil lisaneke biz zikir. Dilini neyle yıka? Zikirle yıka. Ne demek işte? Allah, la ilahe illallah. Bütün bunlar dili yıkar. Ne gibi? Kemâ teksilü bedeneke bilma. Bedenini suyla yıkadığın gibi. Abdestle, gusülle değiş bitmiyor. Kalbin öbür türlü manevi yıkanması var. Allah için üzülmek, Allah için sevmek, Allah için kızmak, kalbin guslü. Dilin guslü, zikirle Allah'ı dilden gönülden yad etmek. 54 farzdan da 5.'yi okumuş olduk, o vazifeyi de yapmış bulunduk. Şimdi efendim, kısaca dua edeceğiz hemen. Salı akşamı buradayız dedik. Lale Gül FM'den canlı verilecek. Cübbeli Ahmet Hoca.tv'den görüntülü olarak mübarek mülakat verilecek. Ahmet Yesevi Derneği'nde yapılacak. Efendim, çarşamba günleri Lale Gül FM'den soru cevap yapıyoruz ya, biraz ayağımı uzatıyordum diye ama baktım olmuyor, görüntülü verilecek. İnternetten 3 saat, 4 saat yaptığım soru cevap görüntülü verilecek. Saat 9'da başlanacak inşallah Rahman. Evet. 0546 370 2020 bu numaradan da bütün sohbetler dinlenebilecek artık. İsteyenler için herkesin keyfi bilir. Pazar gün Şifa-ı Şerif dersi var. Bu pazar ikindi de Şifa-ı Şerif dersi var.